Neredeyiz? Yollardayız ya. Bugün yollardayız. Biz ara sıra çıkıyoruz böyle, dolaşıyoruz. Diyoruz ki bugün de şuraya gidelim. Bugün yolumuz Şile'ye çıktı. Dedik sizinle aramıza katmak istedik. Yanlışlıkla Şile otobanına girdim demiyorsun da. Şile'den dönüyor değil mi geri? Bayağı gidiyoruz yani Şile'ye. Yani. Ne yapacağız? Genel bir sizle sohbet edelim. Hani neden bahsetmek istiyoruz onu bile bilmiyoruz ama bir vlog tarzı böyle daha casual bir muhabbet dönsün istedik. Şimdi bizim kızların vloglarını izliyor musun? Türklerin. Arasına izliyorum elbet. Hep mutlaka vlogda bir toplantı yapıyorlar. Böyle bir Starbucks ya da bir 3. nesil kahvecide. Kahve içerken toplantı, orada hızlandırılmış sahneler falan. Biz de yapalım öyle bir toplantı ya. Yani ileride mesela neler yapmayı anlıyoruz. Bundan bile bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Okey. Ayrıca sesimizi de biraz daha fazlalaştırmamız lazım galiba. Bastırıyor mu sence? Hiç bilmiyorum yani. Ya öncelikle ben bir gelecekteki planlarımızdan bahsetmek istiyorum. Seninle birlikte. Sen de ne düşünüyorsan. Hollanda'ya gidiyoruz. Gamer için. Bunu söylemeyecektik arkadaşlara. O anladılar zaten ya. Ama yani kanala da karını koyduktan sonra birazcık zor olabilir. İzlemediyseniz zombilerle ilgili bir videomuz var, oraya bakabilirsiniz. O videodan sonra Ceren'e hiç böyle bir ekstradan hani var mı? Geldi zaten günde 20-50-100 takipçi aldığı için fark edilmez diye düşünüyorum. Yok, o videoyu izleyen yok ya. Ha. 100 kişi izlemedi şimdiye kadar zaten. Her izleyen gelse yine öyle vardı şu. Ya 1,5 saatlik video koyduk. Belki ondan dolayı insanlar çekindi ama ben şeyi istiyorum. Hani insanlar birikti. Atıyorum 2 sene sonra, 5 sene sonra neyse artık. Ne zaman hani vardır ya o böyle bir insanlar toplanır. Bir anda böyle patlar kanallar. O güne geldikten sonra insanlar geri dönüp de o videoları izlerse ben çok sevineceğim. Teşekkür ederim 120'yi geçtiğimi söylediğin için. Sinevman o zaman da izleyeceklerse şimdi izlesinler. Yani ben o zaman geri dönüp izleyeceklerini hani ben çünkü ben yapıyorum onu yani. Bir yeni YouTube'cu buluyorum. Aa ne kadar keyifliymiş bilmem ne. Ama bulduğum videosu da atıyorum 5 ay önceden oluyor. Onu YouTube önüme çıkartıyor. Aa çok güzel izleyelim falan filan derken sonra bütün eski videolarını izlemeye başlıyor. Hani o mantıklı durum olabilir diye umuyorum dürüst olmak gerekirse. Bence de. Ya bu Snowpiercer de bitti. Snowpiercer'ı bitirdik evet. Ama ikinci sezonda bakalım ne olacak. Salı günü çıkacak olan hangi güne denk geliyor? Bugün 15'i çarşamba desen 6 gün ekle 21'inde galiba çıkacak olan videoda özel bölüm olarak Snowpiercer yapacağız. Onda da işte iki kişi dedi ben katılmak istiyorum diye. Dedi ya. Onları da katacağız işin içine. Ben Melda'dan umutluydum. Melda istemiyorum yani istiyorum demedi. Dr. Song'u beklerdim. Daha bir yorum gelmedi. Evet. Ya belli olmaz sonradan belki katılabilirler. Doğru bakalım. Ya onların yorumuna da yorum yazarız. Yani siz katılmıyor musunuz ya lütfen bekliyoruz. Evet. Sosis Festivali yapmayalım belki. Arada hanım kızlarımız da gelsin. Şimdi Snowpiercer biz şanslıydık. Eğer ki hani takip edilen kim bizim skalamıza bakarsan çok küçük insanları toplayabiliyoruz onunla. Hani 3 kişi 5 kişi geliyor. Son bölümde de aslında bayağı kişi geldi. Bizim standartımıza göre tekrar söylüyorum. Snowpiercer tek tek bölümleri koydu. Hani o noktada öyle bir şansımız vardı. Şimdi Netflix'in ya da şimdiki dünya standartında bütün hepsini bir sezonu tak diye koyuyorlar. Ve biz de hani şey yapmak durumunda kalıyoruz orada. Oluyor lan geç. Bütün sezonu bir bölüm haline getirmek zorunda kalıyoruz. Yani parça parça koyabilme şansımız yani mantıklı olmayacak gibime geliyor. Atıyorum Warrior'ını aldık. Tek bir bölüm olaraktan koyduk onu. Ki bu arada bence çok tatlı bir dizi. Kimse onu takip etmemiş. İnsanlar daha bilmiyor mu nedir? Snowpiercer'ın tek tek gelmesinin sebebi şeydi. Aslında TNT dizisi o. Evet. İlk önce Amerika'da çıkıyor. Amerika ve İngiltere'de. Ondan sonra dünyaya diğer kısmını Netflix veriyor. TNT dizisi olduğu için tek tek geldi yani. Ama bazı dizileri Netflix böyle yapıyor. Yani haftalık çıkardığı diziler var. Bir de şey yani Snowpiercer'ın bir felsefesi vardı. Yani her bölümde bir şeyler öğreniyorduk.
inceleyebiliyorduk, yorumlayabiliyorduk. Ama mesela Warrior'dan da hani Snowpiercer kadar daha bir derin bir konu yoktu. Yani konu yine derindi de. Yok, onu da tek tek koymuş olsalar muhteşem bir serimiz olurdu benim gözümde. Çünkü gerçekten başarılı dizi benim gözümde o. Ben çok sevdim. Güzel dizi. Bu arada Snowpiercer'ın da yani şey puanı 6-6.5 falan şeydi. Ha. Yani, tabii canım çok düşük. Çok da yüksek değilmiş, evet. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. O kadar fazla dizi çıkıyor ki artık. Yani sürekli çıkıyor ve o noktada da yani insanların standardı çok yükseldi. Aslında bak ben bile çoğu şeye skala verirken belki o ne denir komedi janrasında ya da bir dizi janrasında vermek lazım. Çünkü atıyorum IMDB'nin top yüzüne bakıyorsun, diyor ki işte Godfather birinci de diyor ya da kaçıncı, Shawshank Redemption birinci de diyor. Yani onlar oynuyor. Hayır, çok güzel filmler, kabul ediyorum ama şimdi yeni jenerasyonlar Shawshank Redemption'ı git izle desen ne kadar izler onu bilmiyorum. Ya başlasa izler aslında. Yani azıcık bir emek verse. Evet. Ya, ha, bunu biz neden... kaç yaşında izledik Shawshank Redemption'ı? 10 senem var en az. Tabii canım yani. Eski film o. Gayet de izledik. Yani. Tabii ki de. Ben yeni dönemde de izledim ya. Atıyorum 3 sene önce falan tekrar izlemiş olabilirim. Ben severim o filmi. Ama şey değil. Atıyorum şu anki 18-17-15 yaşındaki bir insan. Dur bir dakika ben Shawshank Redemption'ı izleyeyim. Esaretin bedeli bu arada. Hani onu izleyeyim der mi bilmiyorum. Umuyorum. Tabii canım yani. Ama bence de. Ama şey değil. Bunu neden diyorum bu arada? Hani dizi skalasını atıyorum. Herkesin bildiği. How I Met Your Mother değil mi? Hani herkes biliyor. Birisi der ki ben çok seviyorum o diziyi. Tamam çok güzel ama onun gözünde mesela 10 üzerinden 9'luk bir dizidir. Başkası der ki ben o diziyi sevmiyorum. 5'lik bir dizidir. Fakat şimdi Snowpiercer hani çok ortaya bir dizi. Yani kim izleyecek? İzlediği yani insan bilim bile. Aslında. Evet. Bilim yani kurgu izleyicisi çok fazla değil. Bir de adapte yani. Hem kitaptan filme sonra onun da çizgi roman. Adapte. Çizgi roman mıydı? Kitap diye hatırlıyorum. Resimli. Olabilir. Yani hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse ama yani Fransız olduğunu biliyorum. Piaxs. Neige Piaxs. Öyle bir şey. Piaxs Neige. Ya peki böyle son atıyorum son 2-3 senedir böyle izlediğin en iyi son 2-3 senede çıkan en iyi dizi ne? Ya da en iyi ilk 3 ne diyebilirsin? Son 2-3 senede çıkan. Yani aslında bu Breaking Bad'ler ne bileyim ve Sopranos'lar falan. Onları katıyor musun? Hayır onlar ha. Artık şeyde yani alt jenerasyonda kaldı. Evet aynen öyle. Ha, daha iyisi çekilmedi mi? Çekilmedi benim gözümde ama. Ya, Breaking Bad'in yani çok ayrı bir izleyici. Bak zamanına dön Lost vardı. Daha eskiye dön işte Yalan Rüzgarı falan. Yani evet o döneceksen dönemin insanların o dizi başlayacağın televizyon karşısına oturduğu diziler vardı. Şimdi yeniye doğru gelirsen Lost vardı, Breaking Bad vardı. Lost ve Breaking Bad arasında çok çok büyük bir zaman var ama. 6-7 sene aslında çok da ekstrem değil diye düşünüyorum. Ama işte dizilerin tam o Lost'la beraber bir devrim yaşandı ve evet. Diziye döndü. Evet evet, tamam kesinlikle doğru. Hani arada neler var? Mesela CNBC-E diye bir kanal hayatımıza girdi. Hani o zamanlar daha VCD zamanları böyle her şeye ulaşamıyoruz çok fazla. Aynen. O dönemde CNBC'de çıkan diziler, işte Sopranos onlardan bir tanesi. Mentalistler vardı hatırlıyor musun? Evet. Ama o Mentalist herkesin izlediği bir dizi değildi. Biz izledik, evet. Çok da sevdik ama herkes bilmiyor Mentalist'i. My Name Is Earl'ı hatırlıyor musun? Tabii ki de hatırlıyorum. Çok iyi bir komedi dizisiydi bence o. İdare eder bir komedi dizisiydi benim için. O şey miydi? Earl Hickens miydi? İyi davranmaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Karma is a bitch. Aynen, evet. Yani o dönemde bunun ilk yapıldığı örneklerinden biriydi o işte. Doğru. Diziye çevrilmiş halinde. Doğru. Ve karakterle bir gerizekalı kardeşi vardı. Beyinden moron hatırlıyor musun? Tombik. Ya çok komikti o herif ya. Ondan sonra başka neler gördük? Ha şey, Nip Tuck vardı mesela. Nip Tuck inanılmaz. Hepsini takip etmedim ama arasına çıktığı zaman. Yani Nip Tuck mesela bu dizilerin içine seksi en güzel yerleştirmiş. Yani bir yerden sonra sapıttı eyvallah da. Dizilerden bir tanesidir. Evet. Başka ne gördük o dönemde? Tamam şeyi, gençlik dizileri de çok çıktı o zaman. Bak That 70's Show vardı. Evet. İnanılmaz bir dizidir. Ama o kaç bak 2005'te falan bitti o. Yani o daha da eski. Bu arada Breaking Bad'den önce, Breaking Bad'de 2008'de çıktı.
sezon. Doğru diyorsun. Tabii canım. 5, 2013'te mi bitti yani? Yanacağım. 5 sezon tabii. Oha. Ne kadar zaman geçiyor ya. Dün gibi ya. Evet. Yani. Hayır, bu arada tekrardan izlediğimiz için de olabilir ya da ben izledim yani. Sen tekrardan izlemiş miydin onu? Breaking Bad'i mi? Evet. Tabii. Ha. Onu yani... İzletiyor abi, izletiyor yani. Milim milim izledim yani. Ondan sonra ya benim gelmiş geçmiş en iyi dizim, bir numaram. Bak gelmiş geçmiş diyorum yani. Al, al. Dallas'tan Asya'ya kadar Sopranos'tur. Hadi ya. Tabii. Yani hayatımda daha iyi bir dizi görmedim. Bunu seviyorum. İkimizin hani bazı şeylere bakış açısının farklı olması, konuşurken, tartışırken farklı yorumlar çıkmasına neden oluyor. O da şey, ben Sopranos'u hani televizyona çıktığı zaman bir iki defa görmüştüm, şey yaptım ama sürekli takip ettiğim bir dizi asla olmadı. Çünkü hani ben bir mafya izleyeyim diyen bir insan değilim. Halbuki mafya filmi çıkar değil. Ama olayı o değil miydi? Yani bir mafya hikayesi var yani ama o bildiğin mafya gibi bir şey değil. Yani Analyze This, Analyze That diye iki tane evet, film evet, var. Evet, çok severim. Hani onlar daha mafyanın komik tarafıdır, şudur budur. Ya bu dizi New Jersey'de yaşayan bir aile. Tamam, aile evet illegal işlere bulaşıyor. Yani işte inşaattan işte rüşvete, silah kaçakçılığı var, işte hırsızlık. Evet. Atıyorum bir tane Valentino'nun kamyonu geliyor mesela. Bahsettiğimiz sene 90'lar ya. Evet. Kamyonu soyuyorlar mesela. Herkese takım elbise dağıtıyor manyaklar. Kendi elemanlarına. Ya da işte ne bileyim sevdiklerine hediye ediyorlar. Ya da işte ayakkabı kamyonu patlatıyorlar. Christian Louboutin var ya. İşte sevgilisine götürüyor onu ama 41 numarayı almış gerizekalı falan. Yani mafyayı böyle öven bir film değil. Daha da özelliği bence Breaking Bad kafası olması. Ve hani kafası derken şöyle, orada bir ana karakterimiz var. Tony Soprano. Evet. Tony Soprano böyle atletle gezen, tamam mı? Boynunda altın zinciri olan böyle bir şey, neydi onun adı? Aile babası aslında. Ve Türklere o kadar çok benziyorlar ki. İtalyan kökenli bunlar. Tabii tabii. Yani anne mesela ben o karakter şeyde, dizide annemi gördüm. Tony Soprano'nun karısı olarak. Babamı direkt Tony Soprano olarak gördüm. Kendimi de AJ işte şey Tony Anthony Junior olarak gördüm. Çocukluğumu gördüm ve birçok kişinin de bunu gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Yani dizinin Türkiye'de bu kadar tutma sebeplerinden bir tanesi bu bence. Bu arada kostümleri inanılmaz. Yani mekanlar inanılmaz. Zamanımızda geçiyordu değil mi o? Yani tabii, şey tabii, tabii. Ekstra bir geçmiş meşmiş. Yok geçmişte değildi. Güzel. Geldim, hızlı oldu yollar, bomboş yazmışsın ve şimdi geldim bunlar. İlginç. Islak kek mi yazıyor bunu? Yok, şey WhatsApp'tan yazdım. Bilmem. Islak kek telefonu nereye geçirdik? İnşallah bilirim. Yani benim Sopranos, bir Sopranos, iki Breaking Bad'dir. Üçe karar veremiyorum. Ya bak, ben mesela That 70's Show'u böyle 3-4 defa bitirdim. Yani her bölümünü full izlemedim belki ama yani ilk izledim tabii ki de izledim. İkincisini de böyle küçük küçük skipleyerek izlemişimdir. Özellikle hani belli başlı beklediğim sahneler vardır. Komiklikler, şakalar bilmem ne. Hani onlara ulaşmak için birazcık daha hızlandım. Son izlediğimlerde de hani özel bölümleri, istediğim bölümleri açtım falan filan. Benim aslında çok fazla izlediğim, çok fazla tekrar ettiğim, tekrar da istediğim bölümleri açtığım bir seri Naruto. Oh. Şimdi bunu herkes bilmez. Şimdi bu bir anime, şey Japon bazlı bir mangadan, çizgi romandan adapte edilme. Yani aslında istersen o da olabilir. Var zaten internette ne yazık ki gördüm onları. Şimdi anime sevmeyen o diziyi 750 bölüm bunu baştan söyleyeyim. Oha. Evet. Yani kaç dakika? 20 dakika gibi de işte başlangıcı sonu dersen 17 dakika 18 dakika falan. Da şimdi Naruto var ve Naruto Shippuden var. Naruto'nun kendisi çocuk halindeyken, 11-12 yaşlarındayken hali, Shippuden de 16'ya geçiyor. Şimdi 16'dan sonrası işte teknoloji de gelişti bu arada. İşte daha iyi çizimler, daha iyi animasyonlar denk oluştu daha doğrusu. Onu izlemesi daha keyifli. Fakat
oturuyorsun. Bu arada ben izlemeye başladığım zaman Naruto'yu, Naruto bitmemişti. Şu anda oturan, izleyeceğim ben Naruto diyen insan çok şanslı. Çünkü inanılmaz fillerlarla dolu. Kıl oluyorum da onlara. Yani bir anda böyle tam dövüşmeye başlayacaklar. Bir şey hatırlıyor herif, oradan geri dönüyor. 8 bölüm onu izliyorsun. Ve oturdum, izledim. Çünkü hafta hafta çıkıyordu. Hani yapabilecek hiçbir şey yoktu o zaman. Kaç sene? 10 senede falan bitti. Sallıyorum, emin değilim ama hakikaten çok uzun sürmüştü yani. Neyse, olay şey, ninja bunlar göğe ama hani bizim alıştığımız o siyahlara bürünmüş kılıçlı işte bilmem neli ninjalar değil. En kaba tabirle Türkçe olaraktan büyü yapabilen şeyler, ninjalar. Yani çakra diye bir şey var, içindeki güç olarak düşünün. Bu işte şey yapıyor. Şöyle bir hareketler, bir şeyler. Katon, Gokaku'nun Nojutsu diyor. Ağzından ateş topu fırlıyor falan. Ya da işte toprakta çıkartıyor, elektrik yayıyor, işte rüzgar atıyor falan. Herkesin de kendi çakra gücü var. İşte değişebiliyor. Neyse, detaylara girmek istemiyorum burada. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ettiğim bir seridir. Hani oturup izleyin yani. Ama bitmiyor, bunu da baştan söyleyelim açık açık. 750 bölüm diyorsun. 750 bölüm abi yani. O ne lan? Muhteşem. Abi de bak, anime diyorum. Atıyorum One Piece. Hala bitmedi galiba, emin değilim. Bayağı bir önce bıraktım onu izlemeyi. Yani yetişemedim bir noktadan sonra. Ya da ne bileyim, Titanlar vardı. Ne vardı en son çıkanlar? Dizisi geliyor şimdi Netflix'e. Dizisi mi, filmi mi, öyle bir şey geliyor. Attack of the Titan benim dediğim. Titans şey değil. Yok yok, ondan bahsetmiyorum. O DC'nin Titans'ı büyük ihtimalle. Tahminimce bakmadım. Şey var ya, Teen Titans. Biliyorum. Bu Robin var mesela Batman'in şey. Küçük olanlar yani. Çarpmalar. Aynen. İkinci jenerasyon. Sidekicks. Ya bu arada o da fena olmayabilir. Hatta şu anda aklıma geliyor. Neydi onun adı? Yani gene Robin'in, Nightwing'in daha doğrusu olduğu bir dizi var. Titans, Teen Titans, Titans. Neydi adı, hatırlayamıyorum şu anda. Birkaç tane bölümünü izledim. Genel hikayeden birazcık kopmuş, beni rahatsız etti. O yüzden çok takip edemedim ama o seri bile aslında az çok sevildi. Yani onu bile yapabiliriz aslında. Oturdum. Bu arada aslında DC ya da comic book'lara gireceksen Gotham'ı yapmak lazım. Ya o noktada benim biraz tepkim var ya. Yapmak lazım da. Ya bu DC ve işte şeyde Marvel da girdi. Dizi sektörüne girdikten sonra o kadar çok üretim yaptılar ki. Çok fazla var ya. İzleyemiyorum yani. İzleyesim de gelmiyor. Yani bu kitapçeni çıkıyor, herkesin elinde yani görüyorsun, popüler oluyor, böyle bir okuyasın gelmiyor ya. Evet. Aynen öyle. Yok yani, popülerlikle hiçbir alakası yok. Bak, çok var yani, hangi birine gireceğim? O dünyaya ait hissedemiyorum artık. Yani. Şunu diyeceğim. Marvel'ın ilk galiba şey çıktı. Agents of S.H.I.E.L.D. çıktı. Değil mi? Agents of S.H.I.E.L.D. var, biliyorum. Şimdi ben onu direkt yani başladığı gün başladım izlemeye. Böyle kaç sezon? 4 sezon falan izledim. En son bir uzaya çıktılar dedim. Yavaştan koptum. Sonra galiba 2 sezon daha çıktı şu an. Kaçıncı sezonu hatırlamıyorum. Ama güzel, başta çok güzeldi. Sonradan neler oldu? Hala devam ediyorsa demek ki seveni var. Yani belki de izlemek lazım ama bak şimdi Netflix'te yapılan Jessica Jones muhteşem bir diziydi ya. Daredevil 1. sezon muhteşem. Daredevil çok iyiydim. Evet. Şey çıktı, Luke Cage'in çıktı, şeyin Iron Fist çıktı. O biraz tartışılır, çok başarılı bulamadım onu. Bir şey daha çıktı galiba. Gene Marvel'ın. Ha işte Defenders, bunların hepsinin birlikte olduğu bir seri çıktı. Ya ben bunların arasında en beğendiğim Jessica Jones. Sen izlemiş miydin onu? İzledim. Yani şey, film noir havasında böyle bir dedektiflik hikayesi. Sinsizlik kafası. Evet, biraz ona dönmüş ama yani bizim kızın da tamam süper gücü var belki ama onun üstüne durmadan yaşadığı zorluklardan bahsederekten ilerleyen bir hikaye. Fakat benim en sevdiğim kötü adamı oynayan David Tennant. Hani bayılırım ya. Ben Doctor Who faniyimdir bu arada. En sevdiğim doktor da David Tennant'tır. Muhteşem bir kötü adam oynuyor. Adamın da olayı şey, söylediği her şeyi yapması lazım karşısındaki. Adamın bir, olayı bence aksanı yani. Bu gene kayıyor. Ha, biz hareket ettikçe onu şey algılıyor. Bak şimdi sağa dönünce de o şey yapacak. Bir dakika, sağa dönüş geliyor. Ha?
sabitle. Olabilir, bir dakika dur. Sert döneceğim. Evet. Güzel. Neyse, çok sıkıntı değil. Hareket efekti de yaşıyor. Karşın azıcık ya. Ha, karşın sıkıntı değil. Ben ikimiz de hani ortada olalım. Neyse, ne diyordum? David Tennant yani, yani süper gücün güzelliğine bakın ya. Yani diyor ki, soyun diyor, nefret bile ediyor olsan adamdan soyunuyorsun. Şu git diyor, bankayı soy diyor, bana getir bütün paraları diyor. Denemek zorundasın yani. Gidiyorsun oraya soyacağım diye. Yakalanırsan da hala soymaya çalışıyorsun. Çünkü sana verilen emir o. Ve emir gerçek oluyor gibi. Şeydeki Umbrella Akademi'deki kız gibi. Hani senin hakkında bir şey duydum deyip de bir şey diyor ya. Hani bu arada muhteşem. Umbrella Akademi geliyor. Umbrella Akademi geliyor bu ay sonunda. 31'inde miydi? Aynen. Ya bence onu bir yapalım ya, çünkü bak kesinlikle. İlk, hatta birinci sezonda bir yapalım. İlk onuma girer. Çok rahat. Çok rahat girer. Yazım güzel. Oyunculuk çok güzel. Yani Ellen Page var bir kere. Evet. Yani o, Juno. O bizim aklımızda hep Juno. Ya karakterler muhteşem biliyorsun orada. Evet. Goril adam. Evet. Neydi o herifin adı? Ay hatırlayamıyorum. İki sene oldu neredeyse birinci sezon çıkalı. İki sene oldu mu ya? Bilmiyorum ama sanki ben çok eski oldu gibi. Olmadı. Geçen sene mi çıktı? Geçen sene çıktı. Vallahi şey şeyler kaçırdım ucunu yani. Bir tane orada şey vardı ya, Esrar Geç benim favori adamım. Klaus. Evet. Ya onun kötü adamlarına da bayılıyorum bu arada. Evet. Donut yiyor sürekli böyle. Tatlı diziydi bir de. Netflix onun çok güzel reklamını yaptı. Evet. O dönem Metro'dan çıkıyordum mesela var. Böyle her tarafta şey var işte. Türkiye'de bile bu arada yani. Türkiye'de bile. Her yerde. Number 5 vardı değil mi? Ölü olan. Evet. Şey ölü olan değil pardon. Number şey çocuk kalan. Çocuk kalan 5 mesela. Niye böyle zıplıyoruz? Burasının yolu hep böyle bilmiyorum. Hep zıplıyor musun? Ha. Arabayla da alakalı olabilir ama burada. Ve köprülerde de hep böyleyim ben. Köprüde böyleysen köprü rüzgardan dolayı yapıyordun. Şu an rüzgar mı var? Yok köprünün de ben şeyi düşünüyorum. Yerlerin ne denir ona, demirleri vardır ya. Yıllar içerisinde geçilen kamyon, o boşu falan. Ne demiri ya? Köprüyü düşünsene. Ha. Ne denir ona? İşte barlar, çimentoyu atmadan önce, asfaltı atmadan önce sağlam dursun. Köprüde var. İşte belki burada da bir şeyler konulmuştur diye buradan hep kamyonlar geçtiği için. Ya yama yapıyorlar sürekli. Baksana evet. Çöküyor, evet. Ediyor. O zaman şimdi biz bir merkeze geldikten sonra tekrardan başlatıyoruz. Orada görüşürüz. Şırak diye kapattım yine ekranı. Kaydetmeye devam ediyor mu onu bilmiyorum. Ediyorum. Bir saniye hemen geliyoruz. Pardon ya, biz orada çekim yapacaktık da. Yemeğe daldık. Birazcık yemeğe daldık, sonra küçükten bir yağmur başladı. Ne yapacağımızı bilemedik, dönüş yoluna geçtik. Ya bir de biz oranın böyle romantik bir yer olduğunu bilmiyordum. Ben bilmiyordum, sen biliyor muydun? Yani bu kadar kalabalıkken görmemiştim yani. Ne zaman geldim en son? Birazcık da kış aylarında geldim ama 3-5 tane araba vardı. Şimdi 1000 tane araba olmuş orada. Herkes çift gelmiş anasını satayım. Biz oturduk, bir de 2 kişilik demlik çay söyledik. Böyle 4 kişilik masaya oturduk. Millet böyle başımızda bekliyor. Kalksalar da hani biz otursak diye. Çünkü adamın işi var orada. Nişanlısını getirmiş, şey yapmış. Belki ben de sevgilimle geldim. Hadi. İşte Türkiye hazır değildi ama. Neyse, ne diyorduk? Ya çok güzel film önerilerinden bahsedelim. Sen en son Naruto'yu anlattın ya, benim çok hoşuma gitti. Naruto! Ben de yine aynı janrıdan gitmek istiyorum. Evet. Benim hayatımda ben nefret ederim bu animelerden. Yani gerçekten ayrı kişisel bir nefretim var. Şeyi de sevmem yani, dili de sevmem, Japonca'yı da sevmem. Mandarin sevmem, Çince sevmem, Hintçe hiç sevmem. Yani gözlerin çekik olma durumu da hoşuma gitmiyor, çok estetik gelmiyor ama. Ben bayılırım biraz ama neyse. Evet, evet sen seviyorsun. Onun ayakları da küçük oluyor değil mi? Ayaklarla pek bir derdim olmadı bu zaman kadar ama. Benim de yok. Ben tek beğendiğim animeyi söylüyorum. House Moving Castle. Howl'un yürüyen şatosu, tam Türkçesi diyebiliyorum ama evet.
aslında Howl'ın hareket eden çatosu. Çok ünlü bir yönetmen yapıyor onu. Çok ünlü bir ekip yapıyor. Miyazaki. Muhtemelen ben hatırlamıyorum. Ondan sonra böyle Tsubasa'dan sonra en zevk aldığım iş o. Kartal vuruşu. Top boylu oval değil mi? İçli köfte gibi gidiyor. O tam bak anime ile kartun arasında kalmıştı Tsubasa. Ama Howl öyle değil. Howl yani, öyle tam anime o. Ve hani orada dil de bu kadar rahatsız etmedi ve oradaki karakterler muhteşemdi. Yani mesela bir ateş karakteri var hatırlıyor musun? Kalisifer. Muhteşem bir karakter. Çoğu karakter muhteşem. Ben aşık oldum. Ki animasyon işine de çok ısınmış değilim. Yani animasyonu sinemadan saymıyorum. Şöyle saymıyorum. Animasyon dediğin şeyin başka bir sanat olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Güzel. Ayrı çok bir güzel. Sanat. Bana da çok hitap etmeyen bir sanat. Çünkü fazla özgürsün, tamam. Ben böyle biraz kısıtlanmayı seviyorum. Ben hala yani benim top 5'imde Godfather vardır, işte Casino vardır falan. O kafalarda filmleri seven bir adamım. Ama anime olup da beni bu kadar kalbimden vuran Kalisifer gibi başka hiçbir film olmamıştı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Anime sevmeyene bile bu işi sevdirebilecek bir olay. Mesaj mı geldi? Yok. Ha. Mesaj. Bu mesaj da... Neyse. Var mı başka bir film önerin? Yani madem animasyondan ilerliyoruz... Ben animasyon başlattım, kapattım. Sen ilerleyebilirsin. Ha, hiç. Ya bu bilinmemiş iki tane animasyondan bahsetmek istiyorum. Biri yabancı, biri yerli. Yerliden bahsedeyim hatta. Biz bir videoda konuştuk onun hakkında ama çok da üstüne durmadık diye tahmin ediyorum. Aynen, Şerafettin ya. Yani Kötü Kedi Şero. Yani Türkiye'den çıkma gerçekten yani... Konuyu geç, işte sesler bile, seslendirmeler bile gayet çok güzeldi. Gayet iyi. Abi animasyon kısmı benim o kadar hoşuma gitti ki yani onunla büyüdük bir defa, bunu unutmamak tabii lazım canım. Yani. Yani şeyin Şerafettin şey değildi o zamanlar, Lemanyak. Lemanla başladı. Yok, Leman'da değildi. Lemanyak'la başladı o zaman. Lemanyak'la başladı. Lomba yani o aylık çıkandaydı. Tabii. Haftalık çıkmıyordu o dergi. Lombak aylık mıydı? Lombak aylıktı diye hatırlıyorum. Haftalık mı? Haftalık mıydı? Öyle hatırlıyorum ama yanlış olabilirim. Yani çok zaman geçti üzerinden ama yani evet. O son gününe kadar beklerdim hani çıksın alır almaz Şerafettin okuruz. Aynen. Şerafettin hala stickerları mesela benim gençlik bavullarımın üzerinde yapıştı duruyor yani yapışmış böyle. Hayır, onu da bilen bilmeyen vardır hani konuşan kedi. Hani her tarafta hani animasyon olarak bir kediyi konuşturtursun belki ama hayır şundan bahsedeceğim. Filmi geçtim şu an. Şerafettin'in varlığından bahsetmek istiyorum. Hani komik bir hikayesi vardır onun da. Hani bilen bilir, bilmeyen için de söyleyeyim. Şey değildir hani oradaki bütün hayvanlar konuşuyor olayı yoktur. Şerafettin ve oğlu Tacettin konuşur. O da şimdi bir dakika, baba adı neydi? Tonguç. Baba Tonguç evde takılıyor. Bir tane kedisi var. Mırnam mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ekin. Ekin miydi? Ekin. Eminim. Tamam. O böyle takılıyor orada. Baba yalnız. Evde kendi işini görüyor diyelim. Bilgisayar kaman ya da magazinlerle artık. Kendin pişir, kendin ye. Kendini tatmin ediyor. Çıkardıkları da yere düşüyor. Bu kedi de gidiyor. Onun üstüne düşüyor. Oturuyor. Hani gerçekte ola yani öyle bir döllenme diyeceğim olamaz belki ama burada oluyor ve oğlu olarak da Şerafettin doğuyor yani. Bir insansı bir kedi bir de hani böyle şey nasıl denir ona? Pis bir kedi ya. Pis bir kedi yani sıradan böyle okşayacağın bir kedi değil kısacası. Aslında tam Cihangir kedisi yani olayların hepsi Cihangir'de geçiyor. Evet öyle de Cihangir'deki her kediyi okşarsın yani onunla bir dertleri yoktur. Sevecenlerdir oradaki kediler. Bu yani şey... Delikanlı hani elinde tesbih, ağzında sigara, jandarma yanımızda. Şarapçı. Hadi bakalım. Ha bizle alakası yokmuş. Yok yok başkasını çarpıyor. Yani şarapçı. Gene kokainleri kaçırdık. Şerafettin oğluyla Tacettin'le beraber bir de Martı vardı benim en sevdiğim karakterlerden biri. Evet. Neydi herifin adı unuttum da. İnanılmaz maceralara gidiyorlar işte. Kızlarla takılıyorlar, grup kedi seksi partileri yapıyorlar. Aynen. Ondan sonra
gerektiği zaman gerçek kadınlara yürüyor, bir şeyler yapıyor. Bıçaklıyor, bıçaklanıyor, öldürüyor, öldürülüyor. Kahraman içinde bir Hüseyin diye bir bağırışı vardır. Hüseyin! Bu arada seslendirme, yani bayağı tok bir ses kullanmışlar. Kim oynuyordu, kim seslendiriyordu şu an hatırlamıyorum ama bayağı beğenmiştim yani. Ya benim hayal ettiğim seslendirme değildi açıkçası. Ben Şerafettin'i başka bir ses tonuyla hayal ediyordum. He. Ama batmadı yani, bu da olmuş. Güzel. Tam hayalimdeki ses değildi. Yani kesinlikle değildi. Bu arada filmin başına çok büyük talihsizlikler geldi. Yani evet. Filmi çeken şirket yangın çıkıyor. Yangında kayıtlar yanıyor. Baştan yapıyorlar. Seneler sürdü çıkması. Ondan sonra da yani vizyonda sinemada başarıyı elde edemedi. Başarının kıstası ne bilmiyorum ama para kazanamadı diye biliyorum. Çünkü kazansaydı muhtemelen devamı gelirdi. Bir de bu anime filmleri genelde izleyici kitlesi çocuk ya. Yani ya ben bütün çıkan Pixar filmlerini izlerim. Ya yani, tabii ki de. Ama çocuklarla bir alakası yok. Toy Story mesela muhteşem bir filmdir. Aşırı düşün. Evet. Sen bir tane çıkıyorsun, randevuya çıkıyorsun kızın biriyle, ilk defa çıkıyorsun. Sinemaya gideceksin. Hani 90'larda izleyelim şunu artık. Evet. Netflix yapıyorlar da yatağa geçmesi daha hızlı oluyor. Chill diyorsun. Sinemaya gideceksin. Şimdi orada düşün, bir tane Shrek var, bir de orada romantik bir film var, bir de korku filmi var. Hani seçeneklerin, ne bileyim, kızın adrenalinini arttırmak tamam, istiyorsan... Toy Story'yi kenara koydun da Shrek'i tercih ediyorsa benim tarzım bir insandır. Ya hayır, tamam anladım ben seni de, öyle değil yani. Kızla ilgili kötü hayallerim var, Şerafettin tarzı, öyle düşün. Yani sen kızı alıp koynunda beslemeyeceksin yani, azıcık öpüşmek istiyorsun kızı. Evet. Yani peki tamam, Şerafettin'i mutlaka izleyin diyoruz o zaman. Sen o tarz şeyleri sevenler izlesin diyoruz da. Benim bireysel olarak bayıldığım bir film oldu. Yani ve standart filmlerin aksine hani bayağı seksüel ve küfür kıyamet içeren bir animasyon. Sausage Party diye. Aa, izlemedim. Seth Rogen'ın bir filmi. Animasyonun seslendirmesini galiba yazımı da ona ait diye hatırlıyorum. Bir süpermarketteki bütün her şey canlı aslında. Fakat insanlar bunun canlı olduğunu hissetmiyorlar. Ta ki böyle beyin uyarıcı bir uyuşturucu kullanana kadar. Yani bize söylenilen, çok da ciddiye almamak lazım belki ama yani bu bizim karakterimiz, Seth Rogen'ın seslendiği karakter, bir tane sosis paketi içerisinde 6 mı 8 mi kaç tane sosis varsa onlarla birlikte ve yapmak istediği bir ekmeğin içine girebilmek. Şimdi bunlar şeye inanıyor, bir şarkıları falan var, güne o şekilde başlıyorlar. İnsanlar bunları marketten aldıkları zaman eve götürmelerine Great Beyond diyorlar. Hani cennetsel bir durum olduklarını düşünüyorlar. The Island'daki şey gibi değil mi? Kura. Ya aynen. Hani onlar giderse ama çok mutlular yani gitmekten. En azından öyle biliyorlar durumu. Fakat bir gün bir hardal geri getiriliyor. İşte ben işte Honey Mustard değil normal mustard istemiştim, yanlış almışım falan diye geri getiriyor. Ve onu bırakıyor, kendi mustard'ını alıyor, çıkıyor adam. Bizim izlediğimiz sonra Mustard diyor ki, panik halinde, tamamen şok halinde, onlar bizi işte cennete götürmüyormuş, bizi yiyorlar. Hepimizin normalde marketten aldığımızda yapacağımız şeyler gibi ama nasıl vahşet içerisinde, böyle baby carrots vardır ya, küçük havuçlar. Onların ama hakikaten bebek gibi tipleri var onların, bebekler oynuyor yani. Paramparça ediyorlar, kan revan her taraf, bağırsaklar çıkıyor ve bir marketteki de her şey canlı, her şey yani. Bir dakika, bu film mi dizi mi? Film. Tamam. Bir buçuk saatlik standart bir animasyon filmi ama dediğim gibi küfür, kıyamet, seks, hani her şey yani. Bir tabii animasyonlar ne kadar seks, ama görsellik bekliyorsanız hani hiçbir şeyin varlığın bir penisi yok belki ama sosisin kendisi penismişçesine bir... sosisli ekmeğine girmeye çalışan bir varlık ya da herkes herkese yani. Spoilerlık bir durum yok burada. Kesinlikle gidip izleyin derim. Hani bu tarz şeylerde hoşlanırsanız. Ben kahkaha atarak güldüm çoğu şeye. Çok hoşuma gitmişti kısacası yani. Harika.
O zaman sıra bende. Ben bir tane film çekeyim. Ha, şunu söyleyebilirim. Ağır bir film. Ağır derken böyle emek vermeniz gereken bir film. Sanırım Fransız Kanada yapımı bir film. Crazy. Fakat şey yani her harfin arasında bir nokta var. Hani C-R-A-Z-Y diye gidiyor. Crazy. Şöyle filmde bir dakika C-R-A-Z-Y Crazy. 5. Filmde 5 kardeş var. 5 kardeşin işte yaşları büyükten küçüğe göre yani ikiz üçüz yok yani öyle söyleyeyim. Bir despot baba ve bir anne, klasik anne. Sevecen, güzel, mantıklı. Ondan sonra en küçük oğlunun üzerinden gidiyor olaylar. En küçük oğlu aslında eşcinselmiş. Yani eşcinsel olduğunu keşfediyor fakat baba bunu asla konduramıyor, edemiyor. Bunu böyle alınca o kadar sığ bir filmmiş gibi geldi ki. Öyle değil. Birincisi ödüllü bir film. Yabancı bir film. Yabancı filmler kategorisinde ödül almış bir film. İkincisi de müzikleri inanılmaz. Hatta yönetmen kendi alacağı, kazandığı parayı sadece ve sadece müzik teliflerine ödüyor. Sırf o müzikler olabilsin diye yani filmden para pul almıyor. Müzikler demişken Pink Floyd var, Shine On You Crazy Diamond gibi bir şarkı var filmde. Dark Side Of The Moon'dan şarkılar var, David Bowie var. Yani David Bowie'nin neydi o şey, Space Oddity. Space Oddity'yi duyuyoruz ki bunlar böyle her filmde duyabileceğiniz şarkılar değil. Yani şöyle, paranın alamayacağı şey yok ama hani bu adamlar, işte Pink Floyd dediğin grup, işte Roger Waters'tır, David Gilmour'dur. Bu adamlar bir de projeyi beğenmezse vermez şarkıyı. Zaten aynen, adamların aynen. Parayla pulla alakası yok yani. Hani dünyanın en çok satan albümünü yapmış, hala da en çok satan albüm. Artık adamın derdi değil. Onun için onların da onay verdiği bir film olarak bakıyorum. Mükemmel parçalar, mükemmel müzikler, Patrick Lyon'lar falan var böyle. Mutlaka, ben bu filmi anlatamam yani Şerafettin gibi anlatabileceğim ya da oturup bunun üzerine bölüm de çekemem açıkçası. Bu yaşanması gereken bir film, onun için söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka izleyin diyorum. Pişman olmazsınız. Tabii dini unsurlar da var filmde biraz garip bir şekilde. Fakat batmıyor. Ben çok büyük tavsiyemdir. Yani benim üzerim, ben de 10 üzerinden 9'dur mesela bu film. 10'da 9. Ki 10'da 9'un yani üzerinde de 2-3 tane filmim var yani öyle söyleyeyim. Yani. Ben sen gay dedin ya, aklıma bir film geldi. Brokeback Mountain. Yok. O filmi ben çok sevmedim. Yani güzel yazılmamış bir film olarak düşünüyorum bu filmi. Çok üstünde durmayacağım bile. Ne zamandı? Eski de bir film. Biz Beşiktaş'tayken ben o filmi ilk izlemiştim. Sonra en sevdiğim filmlerden bir tanesi haline geldi. O zaman Beşiktaş dediysen onu da söyleyelim. Biz aslında Bulut'la 2007 senesinde Beşiktaş'ta bir evde tanıştık. Yani şöyle oldu. Ben çocukluk arkadaşımla zaten eve çıkmıştım. Selçuk'la da onlar ortaokuldan mıydı? Arkadaştılar ve o şekilde yani ilk tanıştığım gün zaten aynı odada uyudum bu adamla. Tabii. Ki yani o yani ben sonradan paranoyaklaştım. O baştan paranoyaktı. yani yattığımız yataklar da bana nasıl sorularsa yani beni tanımak için sorabileceği bütün soruları sordu diyebiliriz. Tabii oğlum uyuyacağım, keseceğim mi, asacağım mı, beni ne yapacağım belli değil. Ben de orada gözümden uyku akıyor böyle uyumaya çalışıyorum ama yok. Soruyor abi. Ne yaptın? Şu nasıl? Yani Beşiktaş dediğimiz zaman bizim Beşiktaş'taki hakaretlerdeki evimiz aklınıza gelsin. Tatlı da tabii hakaretler o zamanlar şimdiki gibi değildi. Tabii canım. Yani daha böyle varoş, daha fakir yerler. Şu anda inanılmaz pahalandı o. Evet. Güzelleşti. Filmin adı Short Bus. Oo. İzledin mi sen onu? Tabii ki de. Yani film tanınmaz. Biz niye bu kadar karanlıklaştık? Otodaydık hani. Güneş değişti, ışık değişti. Filmin adı Short Bus tekrardan. Hatta şöyle. Filmin adı Short Bus. Birkaç farklı karakteri takip ediyoruz ve bir noktada birleşiyorlar zaten. Short Bus'ta bir mekanın adı. Evet. Aslında Short Bus olmasının
olayı şudur. Amerikan standart kültürde şey vardır. Okullara bir yellow long bus, yellow bus gider. Aha. Short bus da disability'si olan, ne denir ona? Engeli olan insanların, işte mental olabilir, fiziksel olabilir. Bunlar da short bus'la gider. Filmin adı oradan geliyor belki, hani mekanın adı ne olması, ama olay çok farklı. Bu short bus'ta hani gay, lezbiyen, transseksüel, artık kim olursan ol, gel diyen bir mekan. Zaten sahibesi de erkek ama pre-op bir travesti diye düşünüyorum. Tam açıklandı mı hatırlamıyorum gerçekten. Neyse, bir tane seks terapistimiz var hatta. Kendisi ama orgazm olamıyor. Seks terapisti olmasına rağmen bir tezat koymuşlar ortaya. Bayağı uğraşıyor olmak için ama. Yani açık açık da görüyoruz çoğu yerde. Tabii, hey, explicit. Tabii yani şey, kadın, erkek, her türlü cinsel organ ortada. Hatta bayağı ortada yani. Şey, porno seviyesinde bayağı ortada. Fakat çok da güzel bir konusu var ve bazı çekimler çok güzel. Ve oradaki hani gay iki tane çiftimiz var ve onları izlerken hakikaten ne güzel, ne kadar tatlılar olarak izliyorsun. Hikaye ve sonu özellikle, yani filmi o kadar güzel bitirmişlerdi ki ben içimde böyle şey hissettim, yani mutlulukla kapattım o filmi izlerken. En sonda 2-3 sene önce falan tekrar izlemişimdir yani. Bayağı başarılı bulduğum bir filmdir. Zaten LGBTQ çevresi Fas. Sonra da öğrendiğim kadarıyla. Onlar zaten hepsi biliyordur da, hani sizin de hani açık görüşlüyseniz, en azından öyle söyleyeceğim, kesinlikle tavsiye edeceğim bir filmdir. Ya da anlamak istiyorsanız. Evet, kesinlikle o da var. Yani mutluluk verici bir film benim gözümde. Seksten gidiyorsak o zaman Lars von Trier'den gidelim. Nymphomaniac, Volume 1 and Volume 2. Ne diyorsun? Ben o filmi geç izledim. Çıktıktan çok sonra izledim. Bir, yani reklamı da yapılmıştı galiba ama çok yapıldı. Tutmadı mı? Bir anlamadım, ya da insanlar çekindi mi o filme gitmeye, bilmiyorum. Ben de aynı çıktığı zaman gitmedim. O festival filmiydi zaten. Sinemaya geldi mi ki? Öyleyse o zaman normal. Tabii canım, İnsanların çok haberinin olması. Yani çok insan bilmiyor bu filmi. Ya çok insan biliyor bence ya. Öyle mi diyorsun? Yani lütfen yorumlara yaz. Google'a sen yazdığın zaman içinde gerçek seks geçen filmler bir numara. Aa, tabii canım. Bunu yazan kaç yüz bin ergen var sence? Adamların film kültürü geldi. Doğru diyorsun. Işte. Çok doğru diyorsun. Ya filmin konusu şu. Hatta söylemek ister misin? Yok sende. Ya filmin konusu şu. Bir tane kızımız böyle 6-7 yaşından itibaren kendinin nymphomaniac, bu seks, ne denir ona, seks delisi değil. Seks dedikt, bağımlısı. Seks bağımlısı olduğunu fark ediyor. Da, yani bu arada bir çocuğu da oynatmışlar. Bunu da söylemek lazım. Ama tabii çocuğun haberi bile yok neyle oynadığından. Ya, o kadar. Ama aile bunu okey vermiş. Onu düşün. Birazcık orada soru işaretlerim var, dürüst olmak gerekirse. Lars von Trier böyle bir manyak çocuk. Yani orası olmasa o film olurdu gene. Tabii yani canım. Çok ihtiyacımız yoktu o sahnelere ki. Kızın büyük ihtimalle o teenage halinde olan kız 18'den büyüktür diye varsayıyorum. Ha. Ama çok böyle süt beyaz. Bir daha da şunu söyleyeyim. Kız 6 yaşından işte 40 yaşına kadar takip ediyoruz bu kadını. Pardon. 6 yaşından 40 yaşına kadar takip ediyoruz bu kadını. Bütün işte yaşadığı olaylar, seks partnerleri. Bu arada ilk yaşadığı şey de Shia LaBeouf'la. Hani onu da oynatmışlar bu filmde ki zaten o oynar. Yani ona hiçbir şey olmaz. Ve açık seçik falan her şey ortada gene bu filmde de. Kadının yaşadığı zorluklar, yani bir ara hani burada ilk defa trafik görüyorum. Ne diyorduk? İşte seks partnerleri parayla çalışmadı. Ama işte ama çok fazla insan gelip gitti buna ve o dönemde hani bir Tinder minder de yok hani düşününce. Bir şekilde onu buldu, bunu buldu, kendisini ortaya koydu. Artık çok da boşluğa düştü, işte sadomazo işlere, pardon ne sadosu, mazo işlere girdi kendisini. Yani Fifty Shades of Grey izleyen ve nefret eden, bu nasıl film, bu mu yani falan diyen insanların hepsi lütfen bu filme baksın. Gerçek hali burada. Tabii. Yani orada iki tane şaplak vurup da hani ay ne kadar etkilendim, ne kadar seksi bu hareketler değil. O film, yani kitapta yazanla zaten alakalı, yani çok aşağı indirilmiş bir film, öyle söyleyeyim.
bu filmde ama her şey ortada. Tamamen paramparça her şey, öyle söyleyeyim. Ya da Sekreter filmi de aynı şekilde. Düzgün mazo ilişkiyi vermiş. Hani tercih ettiğim bir şey değildir ama vereceksen böyle ver kesinlikle diyebileceğim bir durum. Yani zaten Fifty Shades of Grey benim gözümde şey, yani bu bir kitap vardı, şey yatmadan önce 100 fırça darbesi dedi, Melissa P. Evet, evet. Ben lisedeydim o çıktığında. Şeyde okuma dersleri falan yapıyorlardı bizde, ben onu almıştım. Bütün herkes bana garip garip bakıyordu. Ondan sonra ya onun devamı gibi böyle, hani zamanında böyle annelerimizin babalarımızın zamanında aşk romanları içinde böyle hafif erotik durumlar olurmuş da millet böyle izlermiş okurmuş ya, öyle bir şey benim gözümde. Evet. Yani o bir tek orada işte şeyler abartılı, hani gösterebiliyor ya, bir dungeon kurmuş, seks dungeon adam böyle. Ahşaptan marangozla şeyler yaptırmış, glory hall'lar falan. Garip kafalardı o yani. Nymphomaniac ama bir sanat filmidir bence. Kesinlikle. Şey bile öyle, Sekreter bile öyle. Aslında şey, yani bunların da atası Lolita'dır biliyorsun. Ha evet. Yani Lolita'dır. Sonra da yine aynı şeyden, hani Lolita'dan öncesi de bunları şeyi koyabiliriz. Liv Tyler'ın sağ memesinin gözüktüğü film hangisiydi? Anladım neyden bahsettiğini, aklıma gelmiyor. Liv Tyler'ın sağ memesini gördüğümüz film bizim. Gençti o zamanlarda. Stealing Beauty. Çalınmış güzellik. Evet. Muhteşem bir filmdir. Muhteşem bir filmdir. Lolita'nın yeni versiyonu gibi diyebiliriz bu film için. Anlasınız. Bitti. Şırak. Ama cezaları yazıyor çatır çatır. Yazar tabii. Şey. O filmi de mutlaka öneririm. O da bir şeydir. Bernardo Bertolucci filmidir. Bertolucci. Aklıma şu anda bir film geldi. Nedir? Türk filmi hem de. Hadi ya. Nefret etmiştim filmden. Türk filminden. Evet. Ama filmi beğenmedim diye değil. O kadar güzel oynanmış ki. Benim sana zorla izlettiğim film mi? Evet. Barda. Oh, bak şimdi aklıma geldi, tüylerim diken diken oluyor. Yani ne kadar iğrenç bir filmdi o ya. Nejat İşler. Muhteşem film bu arada. Filmin kendisine bir lafım yok. Sadece bu insanlar gerçekten var diye ben orada, yani azıcık empati kurabilen bir insan orada yani üzüntüden, kızgınlıktan filmi izleyemeyebilirsiniz yani, o derece söyleyeyim size. Ha. Şeyin anlatmayacağım. Vincent Cassel'le şeyin benim sevdiğim İtalyan kadın kimdi? Onun orijinal Bellucci, Monica Bellucci'nin beraber Irreversible diye bir filmi vardı. Hatırlayamadım. Çok ünlü bir tecavüz sahnesi vardır orada Monica Bellucci'ye yapılan. 25-27 dakika geçiyordu. Irreversible adı. Ben aynı duyguları, o bardaki duyguları o filmde hissedip filmin yarısında çıkmıştım. Emin ol çıkmıştım. Abi izlenemiyor ya. Sen niye takım tabana bardayı izletmiştin, izlemek zorundasın? Çünkü Türk sinemasına karşı bir ön yargın vardı. Tamam mı senin? Ben de demiştim ki lan burada da güzel işler yapıyorlar. Evet. Sen de hadi lan dedin. Hatırladım. Sonra ben sana açtım, sonra sen kaldın. Yani benim Türk sinemasında bir numaraya koyduğum film Hacivat Bey Karagöz Neden Öldürüldü isimli filmdir. Bak onu izlemedim. Ezel Akay'ın filmi kendileri. Başrolde Beyazıt Öztürk ve Haluk Bilginer oynuyor. Fakat çok ünlü bir kadro var. Yani herkes All Star kadro. 3 tane hikayeyi paylaşan bir film ama verdiği duygu, ondan sonra bana yaşattığı hissettirdikleri ve verdiği tarihsel bilgiler ve göndermeler, referanslar inanılmaz. Yani çok uzun bir film ama emek vererek oturup ben gerçekten zevk almak istiyorum, bir şeyler öğrenmek istiyorum, aynı zamanda da hani bu sinema sanatını yaşamak istiyorum diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum Hacivat Bey Karagöz Neden Öldürüldü. Sana da tavsiye ediyorum. Tamam, izleyeceğim demek ki. Ama 3 saat mi? 3,5 saat. Çok uzun. Yavaş mı peki film, yoksa yavaş, güzel yavaş, tempolu yavaş mu? Yavaş. Ya benim... Ha şey değil. Öyle yavaş değil. Senin dediğin gibi yavaş değil. Ha. Senin dediğin gibi yavaşı biliyorum. Öyle değil. Fakat çok bilgi var. Çok şeyde Levent Kazak da vardı galiba ekipte. Çok bilgi var. Sindirmesi zor oluyor biraz. Ve
Haluk Bilginer öyle bir oynamış ki adamın sahnelerinde ağlayasın geliyor. Yani Karagöz'ü oynuyor orada. Evet. Karagöz biliyorsun masum Anadolu insanı. Türkmen. Hacivat da daha böyle bir feleğin çemberinden geçmiş. Hani daha böyle hani şeyde bu orta oyununda da onu dövüyor filan ya. Yani. Evet. Ve adama böyle bir sempati besliyorsun, üzülüyorsun. Ve Hacivat ve Karagöz kültürünü önemini anlıyorsun açıkçası. Hani bu bir Türk kültürü. Fakat Bursa dışında hiçbir yerde yok. Yabancılar yapsaydı böyle bir işi, emin ol. Çok severdiniz. Türkler yapıyor, neredesiniz ya? Aynen öyle. Filmi de çok bilen yok bu arada. Ya bilen varsa hakikaten yazsın. Merak ediyorum. Gerçekten bilinen bir film mi diye. Bir kamu araştırması yapalım. Kamuoyu. Güncellerden var mı? Önereceğim bize. Ya daha önce de söylemişimdir belki ama herkes izlediği için çok da üstünde durmak istemiyorum birazdan. Bütün Marvel serisi abi kaç 24 tane film mi oldu kaç oldu? Çok oldu ya. Abi şimdi dizi olarak düşünürsen bunu Endgame sezon finali olarak da. Yani o kadar başarılı ki. Ha bu arada hani çok şey yok. Oyunculuklar, onlarda hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şekilde sıkıntı yok ama standart süper kahraman filmleri sadece zamanın artık ilerisine geldiğimiz için bir de Marvel para kazanmaya başladıktan sonra bütçeyi verdiler filmlere yani. Evet. Çok güzel bir şekilde çekebildiler, zamanları vardı, işte CGI olsun onu bunu bayağı bir para harcayabildiler. Öyle olunca ve insanların sevdiğini düşünüldükleri zaman hata yapmadan çok başarılı bir film serisi çıkardı. Ve Endgame'de bunların sonuncusu olarak bütün geçmişte yaşadığımız o 24 filmin ya da sallıyorlar 20 küsür filmin o filmde buluşmasını izledik. Yani geçmişe yönelik espriler, yani espriler bir defa kendi başına çok başarılıydı. Yani çok güldük, çok bilmem ne. Ama bir de ağlattı. Ya ben süper kahraman filmine ağlayacağımı hayatta düşünmezdim. Ama nerede ağladın ya? Şeyin Iron Man hikayesi. Yani. İzledin mi? İzledim tabii ki. Ağlamadım yani. Ya şeyin Iron Man'in öldüğü sahnede ben yani tutamadım. Bir de bak ilk ben şey premierine gittim. Cuma günü çıkacak filmin perşembe akşamını açtılar bir tane sinemada. Gittim ona direkt. Bayağı da fazla para, gereksiz fazla para verdim ama ben izleyeceğim diye. Girdim bilmem ne böyle saçma sapan şey büyük koltuklar var. Yalnız koltuğu değil tabii yalnızdım. Gittim oturdum oraya yanımda yanamadım dediğim ya bir metre ötemde tanımadığım bir adam bilmem ne. En öndeyim bu arada. Şey bir ekran böyle curved bir ekran. Yamuk. Oturdum izliyorum güldük eğlendik bir şey. Bu arada sinema yani salonda toplam 20 kişi vardı belki 25 kişi. Hepimiz yani alkışlıyoruz, mısırlar havada uçuyor, vuu falan yapılıyor herkes. Bu sahneyi de pek yaşamazsın Türk sinemasında. Yani sinema yeri Türkiye'de giderken, Amerikan filmlerinde yapılıyor, son, Amerikan sinemada yaparlar belki. Titanic'te gördüm en son Türkiye'de. Belki de. Yani öyle olunca böyle bir gürü halinde şey olduk, mutlu olduk, eğlendik bilmem ne. Son geldi abi, ulan insanlar etrafta. Ben ağlıyorum böyle kapatmışım kendimi çaktırmamaya da çalışıyorum da kime çaktıracaksın? Ağla. Ulan en son DVD'ye Blu-ray'e çıktı da aldım şey geberiyorum evde bu sefer düzgün izleyeceğim falan dedim. İzledim böyle ağladım ama damlıyor böyle falan. Son iki sahnesinde. Çok kötüydü ya. Yani çok başarılıydı o yüzden kötüydü yani. Ama döneme bakarsan hani çok iyi film ne var? Bak Irishman akla geliyor. Irishman tabii ki. Ama bir yandan da şimdi o zamanı bilmeyen, Jimmy Hoffa'yı bilmeyen onu ne kadar şey yapar, önemser bilmiyorum. Öğrensin. Öğrensin ama bak benim de öğrenişim filmlerdendir. Tabii. Atıyorum 2005'ten beri izlediğim sayısız artık bilmiyorum filmin içerisinde o kayıp insan esprisi Jimmy Hoffa'dır. Tabii. Yani o musun ki? Yok olacağım bilmem ne mevzusu olabilir bazı yerlerde ya da Bruce Almighty'de bile vardı Jimmy Hoffa'nın bedeni bulundu falan diye hatırlarsın. Doğru. Ha,
oralarda kim olan bu Jimmy Hoffa diye ben de bilmiyordum tabii ki. O kaç 60'lar 70'ler kaç yılıydı o? Tabii. Yani o zamanda olunca hani biz yeni gençlik, ben 89 doğumluyum. Nereden bileceğim Jimmy Hoffa kim? Ama yaşını söyledin. Gizli miydi? Bilmem. Hayır, 30'um. Hatta 31 ama daha doğum günüm olmadı. Neyse, o güzel. Onun dışında mesela bu dönemde çıkan ne var? Yeni filmlerden. Valla efsane kategorisinde Irishman var benim gözümde bir tek. Tamam. Hani onun dışında aklıma gelmiyor şu anda. Düşünüyorum da. Çok da yapılmamış tabii ki. Ya bir de şu an Covid-19 hikayesinden dolayı filan çok şeyiz. Durdurdular her şeyi. Yani projeler iptal oldu. Çıkacaklar çıkmadı. Sinemalar kapalı. Yani adamlar maksimum kârı elde etmek istiyor. Filmi çektiyse bile. Tabii. Niye çıkarsın ki hazır olan bir film? Şu anda kimse gidemeyecekse. Netflix'e vermesi bile bayağı zarar onun için. Tabii tabii. Ama şey yani Irishman Netflix filmiydi. O zaten Covid'den önce çıktı. Evet. Şöyle bir durum var. Bir diziden bahsetmek istiyorum. Hannah. Daha ona gelemedim ben. Hatta Hannah'ı ayrı bölüm yani ilk sezonu bitti, ikinci sezonu yeni başladı. Amazon Prime dizisi. Hı hı. Şimdi bu Amazon Prime'da Netflix'ten sonra girdi mevzuya. Dolayısıyla kendilerini ispat etmeleri lazım. Oyunculuklara bayıldım. Konusunu bir anlatsana bana. Onlara da. Ya şöyle söyleyeyim, çok da anlatmak istemiyorum da bir küçük bir kız düşünün, babasıyla yaşadığını düşünün bu kızın. Ondan sonra ormanda yaşıyor ve her türlü savunma sporunu öğreniyor babasından. İşte avcılık öğreniyor, nasıl hayatta kalacağını öğreniyor. Bir dakika, bunun bir filmi vardı. Öyle mi? Bunun bir film, sonradan şey çıkıyor, deneyim. Assassin çıkıyor. Çünkü kız mı? Evet. Yok, böyle bir sürü kız var böyle. Kızları evet CIA'ya yetiştiriyor. Bunun filmi vardı abi. Gerçek mi? Hannah'ydı galiba onun da adı. Sarışın şey Les Miserables'deki oynayan kızdı galiba. Hiç emin değilim çok bu arada iyi, çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Kızlar çok iyi. Hatta orada sarışın başka bir kız var. Diğer kızların yanında. Ona da hasta olduğum şeyle. Oyunculuğuna. Role uyumluluğuna. Hannah'ın ne oldu? Bunu takar mısın? İki taraftan girebilen bir şey mi? Evet. Girdi mi ki? Bakıyorum. Evet, girmedi. Alttaki kısmı birazcık geri çek. Sünnetlik yer gibi düşün onu. Ha şunu. Pilimiz bitti. Pilimiz bitti ve dolmasını bekledik ama bu sırada da gelmek üzereyiz. Bayağı bir yol geldik yani. Çakmaktan bu kadar doluyormuş demek ki. Çakmaktır değil mi onun adı? USB falan değil artık yani. Çakmak. Muhidimize geldik. Vallahi. Yani son olaraktan ekleyeceğimiz bir şey var mı? Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için. Kesinlikle. Tek başına iki erkek ne yapacaktık yoksa? Çok abi. Şey. Aslında ama bahsettiğimiz şey de buydu bu arada. Yani biz zaten konuşuyorduk. Biz bu şekilde konuşabiliyoruz. Sadece film dizi olmak zorunda değil tabii. Aralarda da kayıyor. Onu izledim, bunu izledim bile gidiyor da. Genel olarak muhabbet böyle olduğu için bu kameranın şu anda burada olması bizim için avantaj oluyor bir noktada. Abiciğim üstüme atlama. Adam dövecekti bizi. Ben onu döverim. Eşofmanlı mafya tipi vardı onda, gördün mü? Altta gri eşofman. Ki. Göbeği böyle gergin bir eşofman, üstü hoodie. Kısacası tekrardan son olaraktan videoyu beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu noktada normalde gözünüz içine bakmayı tercih ederim ama kavşaklardan geçtiğim için birazcık zorlanıyorum. Zaten ben müsait bir yerde ineceğim şimdi. Tamamdır. Müsait bir yerde. Borcunuz 43 lira. 43 mü? Ne bileyim. Oğlum ben. Şile'ye gittik geldik lan. Tamam, senin için 143 olsun. Hadi görüşürüz, eyvallah. Kendinize iyi bakın. Bye.